Şey ne diye biliyor musun onu? 100 lira verdim bunu verdim. Karaca Bey çiftçilerinden Cemal Yenişar. Bu tarlamızda domates üretimi yapıyoruz. Yaklaşık 30 yıldan beri çiftçilik mesleğiyle uğraşıyorum. Çocukluğumdan beri. Bu zaten bizim baba mesleğimiz. Daha önceki yıllarda da, yani benden daha önce de babam aynı şekilde domates yetiştiriciliği yapıyordu. Bu domates ekilişinden işte hasatına kadar geçen süreyi size anlatayım. Şimdi bu domates biz Nisan ayı gibi fide yetiştiren fideliklere ekeceğimiz domatesin cinsini söylüyoruz ya da tohumunu alıyoruz. Fideliklere bu şekilde tohumları ulaştırıyoruz. Fidelikler bu tohumları yetiştiriyorlar. Yaklaşık bir 40 günlük fidelikte yetişme süresi var. Çünkü Nisan ayında havalar serin gittiği için direkt tarlaya tohum olarak ekim yapamıyoruz biz domatesi. Akabinde Mayıs ayı gibi havalar ısındıktan sonra Mayıs'ın işte ilk haftasından itibaren diyeyim. Yetişen fidelikleri alıp tarlamızı hazırladıktan sonra bekletmeden bir gün ya da iki gün içinde tarlaya bu domates fidelerimizi ekiyoruz. Bu domatesde fide seçimi, tohum seçimi yaparken özellikle dikkat ettiğimiz özelliklerinden bazıları ki en önemlileri domatesin dayanıklı olması, iri olması, hastalıklara özellikle hastalıklara toleransının fazla olması ve tabi en önemlisi veriminin ve lezzetinin iyi olması. Hastalıklara dayanımının önemli olmasının sebebi mümkün olduğu kadar az ilaç kullanmak istiyoruz. Bu hem bizim maliyetimizi yükseltiyor hem verim kaybı yaşatıyor. Bu sebeple seçtiğimiz domates fidelerinde mukavemeti daha iyi olan, daha sağlam, daha dayanıklı olan domates çeşitlerini tercih ediyoruz. Dikim aşamasından sonra tabi damlama sulamayla sulama yapıyoruz bitkilerimizi. Domates belli bir büyüklüğe eriştikten sonra domates fidesi bunu işçi ekiyor tabi, eliyle işçi ektiriyoruz. Akabinde çapa dediğimiz arasını traktörle sürüp arkadan işçiyle kazımını gerçekleştiriyoruz. Ot alımını, yabancı otlar çıkıyor çünkü tarlada. Bunlara da mümkün olduğu kadar ilaç kullanmıyoruz zaten. İşçiye otunu temizletip, dibini çapalatıp, ondan sonra devamlı 3 günde bir, havaların durumuna göre 2 günde bir sulama yaparak, akabinde gübreleme yaparak bitkimizi yetiştiriyoruz. Bitkimizin yetişme süresi yaklaşık çeşide bağlı olarak 90 gün ile 120 gün arasında değişiyor. Bu da işte bizim hasata girme zamanımızı, işte Mayıs'ın 15'inde ekilen bir domatesi düşünürsek bir 100 gün üzerine olum dönemini koyduğumuz zaman bu da yaklaşık Ağustos sonlarına tekamül ediyor ya da Eylül başlarına tekamül ediyor. Domatesimiz kızardıktan sonra, belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra hasata başlıyoruz. Bunu işçiyle yapıyoruz. Kalitesinin daha iyi olması için kovalara toplayıp ezilmemesi için özellikle domatesin torba kullanmıyoruz, naylon torba. Bunun yerine küçük kovalara doldurup akabinde sepet dediğimiz nakliye için kullanılan sepetlere koyup ulaştıracağımız yere bu şekilde ulaştırıyoruz. Bu domateslerimizin özellikle kabuğunun sert olması, çekirdeğinin daha az olması
ve doğal şartlarda yetiştiği için, yaz şartlarında yetiştiği için buna bağlı olarak da tabii lezzeti de daha kaliteli, daha lezzetli oluyor. Bu lezzeti sizlerle buluşturduğumuz için biz çok mutluyuz çiftçiler olarak. Size de çok teşekkür ederim.